Arkadaşlar selamünaleyküm. Uçuyor, uçacak derken bayraktar kızıl elma sonunda uçtu. Bu proje Türkiye'nin geleceği açısından inanılmaz önemli bir proje. Çünkü savaş meydanlarının geleceğine hitap ediyor. Bunları zaten kanalda defalarca konuştuk. O yüzden bugün kısaca Türkiye'nin insansız savaş uçağına giden sürecini konuşalım. Bu projelere her fırsatla çamur atanlara da değiniriz. Çünkü ilk uçuş videosundan sonra en çok onların suratlarını merak ettim. Farkında mısınız bilmiyorum ama proje inanılmaz hızlı şekilde ilerledi. Özellikle bu yıl, hatta bu yılın son yarısında projeden arka arkaya haberler geliyor. Bayraktar Kızıl Elma'nın ilk kavramsal çalışmaları 2013 yılında başlamıştı. O dönemlerde daha insansız hava araçlarında bugünkü kadar iyi bir durumda değildik. O yüzden elbette birçok insan için bu hayaldi. Ama ondan sonraki süreçte Türkiye insansız hava araçlarında dünyanın en iyi devletlerinden biri haline geldi. Hatta belki size abartı gelecek ama bence dünyanın en iyisi olduk bu konuda. Tabii ki bu durum her alana yansıdı. Bence hepsinden de önemlisi 100 yıldır çökerttikleri özgüvenimiz yeniden canlandı. Ve insansız savaş uçağı projesinin Türkiye'de yapılamayacağına inanan birçok insan bile yapılacak günü beklemeye başlamıştı ve o gün geldi. 2021 yılında ilk kavramsal tasarım görselleri paylaşıldı ve bu paylaşımla birlikte uçağın özelliklerine ait ilk bilgileri de resmi ağızlardan öğrenmiş olduk. O dönem bizim heyecanımız aynı bugünkü gibiydi ama son aylarda bu heyecan iyice arttı. Çünkü bu projeden arka arkaya haberler almaya başladık. Bayraktar ve ekibi o kadar yoğun bir şekilde çalışıyorlar ki proje şu an mantığın almayacağı kadar hızlı ilerliyor. Bu yıl 19 Eylül'de motor entegrasyon testi yapıldı. Bundan tam 2 ay sonra 20 Kasım'da Bayraktar Kızıl Elme'yi otomatik taksi ve hızlı koşu testinde gördük. Yani proje 20 Kasım'da emeklemeye başladı. Bunun üzerinden sadece 13 gün geçti ve 3 Aralık'ta teker kesme testi yapıldı. Yani 3 Aralık'ta proje yürümeye başladı. Ve bu gelişmelerden tam 11 gün sonra yani 14 Aralık'ta Bayraktar Kızıl Elman'ın ilk uçuşuna şahitlik ettik. Videoyu izlerken eminim ki jet motorunun verdiği o ses sizi de en az beni etkilediği kadar etkilemiştir. Tabi bu başarı bizim özellikle son 3-5 yıldır gerçekleşeceğine inandığımız bir başarıydı. Çünkü savunma sanayimizin insansız hava araçlarında yakaladığı ivme bizi buna inanmaya itti. Bir de bu başarılar çok şükür ki bizlerin üzerindeki ölü toprağını ve birçok alandaki öğrenilmiş çaresizliğimizi bitirdi. Düne kadar özellikle yüksek teknoloji gerektiren bir üründen bahsederken yapabileceğimize inanmazdık. Bu konuda da haklıydık. Çünkü 2000 öncesinde bu ülke teknoloji geliştirme konusunda bırakın emeklemeyi daha oturamıyordu bile. Ama son yıllarda yaşanan hızlı gelişme özgüvenimizi yerine getirdi. Artık biz yaparız değil, biz en iyisini yaparız diyecek hale geldik. Çünkü bugüne kadar insansız hava araçlarında en iyisini yaptık. Tabi herkes bizimle aynı görüşleri paylaşmıyor. Bu projeye bir şekilde çamur atmak isteyen bir topluluk en başından beri vardı. Aslında sadece bu projeye değil, Türkiye'nin başarı yakaladığı her şeye çamur atmaya çalışan bir gürü hep var bu ülkede. Mesela yenilendiriliş diye bir parti varmış. Şu an bahsedeceğim videoyu görmeden önce partinin varlığından bile haberim yoktu. Yani partinin adı yenilendiriliş ama pek o diriliş gerçekleşmiş gibi görünmüyor. Neyse bu partinin bir genel başkanı var. Adı İsa İlyasoğlu. Bu ismi de daha önce duymamıştım. İlk defa bu videoyla duymak nasip oldu. İsa İlyasoğlu 3 Ekim'de bir YouTube kanalında bir programa katıldı. Tarihi özellikle vurguluyorum. Çünkü bu tarih Bayraktar Kızıl Elman'ın ilk motor entegrasyon testinin yapılmasından 14 gün sonrası. Yani bizim somut anlamda Kızıl Elma'yı en net şekilde gördüğümüz tarihlere denk geliyor. O test videosunda Kızıl Elma'nın motoru baya baya çalışıyordu. Ama görmek istemeyen elbette görmüyor. İsa İlyasoğlu bu videoda bu uçak maket, milleti kandırmanın alemi yok dedi. Bunu sacdan, tahtadan filan yapmışlar, boyatmışlar diye açıklama yaptı. Hatta bu işi daha da ileri boyuta götürüp bunu Şişli Motor Meslek Lisesi öğrencileri de yapar dedi. Daha böyle ilginç ilginç açıklamaları var o videoda. Ama verdiğim örnekler bile zihniyet anlamak için yeterli olmuştur. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Bu adamın adını bile ilk defa duyduk. Neden bu kadar ciddiye aldın? Aslında ben Türkiye'nin bir başarısını hafife alan bir isim kim olursa olsun onu ciddiye almam. Ama İsa İlyasoğlu'nun kendini bu kadar komik duruma düşürdüğü bu video bize az önce bahsettiğim Türkiye'nin her başarısına çamur atmaya çalışan tayfanın bir fragmanını sunuyor. Çünkü bu işi yapan sadece İsa İlyasoğlu değil. Daha önce bu gözler neleri izleri de kanamadı. Bayraktar Kızıl ilk tasarım görselleri paylaşıldığında hiç unutmuyorum. Halk TV'de bir videoda biri bu başarılar Kenan Evren'in eseri demişti. Yani artık ortada o kadar büyük bir başarı var ki bunu inkar edemez hale geldiler. En azından başarıyı başka birinin hanesine yazdırmaya çalışıyorlar. Ve bunlar hiç bitmeyecek. Buldukları her tezle bu ülkenin başarılarını değersizleştirmeye her zaman çalışacaklar. Bugün konuşacak bir şey bulamayacaklar. Yarın Kızıl Elman'ın motoru Ukrayna'dan diyecekler. Ya da hemen TUSAŞ'ı ortaya atacaklar. En anlayamadığım şeylerden biri de bu. Bayraktar TB2 ile ilgili bir gelişme olur. Bunun videosunu yaparız seviniriz. Mutlaka o videonun yorumlarında işiniz gücünüz damadın sihalarını övmek. Anka bunlardan çok çok iyi. Neden bir kere de Anka'yı konuşmuyorsunuz diyen birileri çıkar. Hayır kanalda Anka ya da Aksungur ile ilgili bir gelişme olduğunda da mutlaka video yaptığımı söylememe gerek yok. Keşke iki firma sürekli tatlı bir rekabet içinde olsa ve sürekli birbirlerini geçseler. Baykar'ın başarısı ne kadar bizim için gurur kaynağıysa TUSAŞ'ın başarısı da o kadar gurur kaynağı. Ama tabi bahsettiğim zihniyet için bu denge geçerli değil. Kazanılan başarıdan rahatsız oluyor olabilirsiniz. Selçuk bayrakları sevmeyebilirsiniz de. Bunlar imanın şartı olan meseleler değil. Ne sevmeniz bu başarıyı yüceltir ne eleştirmeniz bu başarıyı Çaldır. Ama Bayraktar Elman'ın Baykar tarafından yayınlanan videolarını en azından bir izleyin. Selçuk Bayraktar'ın çalışmasını anlatırken yaşadığı heyecanı bir görün. O heyecan kendisi için bir heyecan değil. Bu projeyle hiç uğraşmasa, sadece Bayraktar TB2 ve Akıncı projelerine yoğunlaşıp gecesini gündüzüne katarak çalışmak yerine hayatını yaşasa ona yeter. Eğer mesele bu dünyaysa, bırakın Selçuk Bayraktar'ı TB2 ve Akıncı projelerinde yakaladıkları ivme onların herhalde 20 kuşak torunlarının bol içinde yaşamasına yeterli. Yani o videolardaki heyecanın kendisi için olmadığı çok açık. O heyecanın kaynağı bu memlekete duyulan aşktan geliyor. O yüzden de bırakın artık şu projelere çamur atıp daha da küçülmeyi de gelin bu heyecanı bizimle birlikte yaşayın. Çünkü daha önce defalarca konuştuğumuz gibi Bayraktar Kızıl Elma bu ülkenin bundan 50 yıl sonra bile sarsılmaz bir güce sahip olmasının sigortalarından biri olacak. Çünkü artık dünya insanlı sistemlerden yavaş yavaş kopma dönemine girdi. Yani Birinci Dünya Savaşı civarında bir ülkenin tank alanında yatırım yapması neyse bugün insansız hava araçlarında yatırım yapması da aslında o demek oluyor. Muhtemelen bundan 20 yıl sonra veya belki 10 yıl sonra çok farklı savaşlara şahitlik edeceğiz. Belki uzun vadede insanların hiç ölmediği savaşlar göreceğiz. Aynı filmlerde olduğu gibi insansız sistemler çarpışacaklar ve kaybeden teslim olacak. Bu öngörüm gerçekleşse de bu kadar radikal bir farklılık olmasa da bildiğim tek şey var ki insansız hava araçları alanında kendisini geliştiren devletler yeni yüzyılın hakimi olan devletler olacak. Ve biliyorsunuz bütün hava araçlarının zirvesi savaş uçaklarıdır. Geride bıraktığımız yüzyılda genelde savaş uçakları güçlü olan devletler rakiplerini kolayca sindirdiler. İşte önümüzdeki yüzyılda da savaş uçaklarının böyle bir etkisi olacak. Ama bu sefer insanlı savaş uçakları değil, insansız savaş uçakları alanında çok iyi olanlar rakiplerini sindirecek ve bu yüzyılda bizim bel kemiğimizi oluşturacak iki proje var. Birisi bugün konuştuğumuz ve artık havalanan Baykar üretimi bayraklar Kızıl Elma. İkincisi de TUSAŞ'ın geliştirdiği insansız savaş uçağı. TUSAŞ'ın sisteminden şu an için çok net bilgiler yok ama dillendirilmeye başlandığına göre yakın zamanda onunla ilgili de görseller ve bilgiler almaya başlarız. Ve bu iki insansız savaş uçağı güçlerini birleştirdiğinde bu bölgenin tartışmasız hakim gücü pozisyonumuzu iyice sağlamlaştırırız. Yani heyecanımız bundan. Bu heyecanın içinde şahsi çıkar yok. Bu heyecan saf, tertemiz ve karşılıksız bir heyecan. Zaten karşılıksız da olmak zorunda. Çünkü memleket, çünkü vatan karşılıksız sevilendir. Devlet maaş bağlamasa, anasına babasına bile bakmayacak insanların anlayabileceği bir şey değil bu. Allah'a emanet olun.